2023 gününün ilk sabahı, herkeslere günaydın. 2023'ü nasıl girdik? Tabii ki alışveriş ve harcamalarla girdik. Evet, şöyle 1750 liralık büyük bir market alışverişimiz var. Aylık bir alışveriş. Ha. Efendim? Canım. Şimdi hemen dolaba koyacaklarla, yani dolaba koymam gerekenlerle başlayayım. Şöyle 167 liraydı kıymanın kilosu. Şöyle köfte için. Efendim? Bir kilodan biraz 160 gram falan daha fazla gelmiş. Şöyle köfte için kıyma çektirdim. Bunu köfte yapıp buzluğa atacağım. Çok çok iyi oluyor. Hafta sonu falan hadi ne yiyeceğiz dediğimizde, efendim aşkım, efendim paşam. Ondan sonra şöyle yine her zaman aldığımız kaşardan aldık, 140 liraymış kilosu eski kaşar. Şöyle yine bir tane Sütaş'ın labnesini aldım bu sefer. Pınar labne zaten fiyatı uçtu, içim labne de öyle. Bunun üçlüsü 47 liraydı. Gayet iyi bir fiyat üçlüler için. Üçlü aldım bunu da. Ondan sonra sucuk şu indirimdeydi. İndirimli hali de 170 lira. Şöyle Danet'in bir kangal sucuğunu aldık. Efendim, efendim. Canım. Her zaman aldığım kınalı beyaz peynir. Geçen ay 110 liraya aldığıma çok çok eminim. Şu anda 150 lira kilosu. Şöyle 100 liralık gelmiş. Ondan sonra anneciğim sakin. Sakin dur, şurası kapatalım. Ondan sonra bundan aldım. Efendim. Yumurta. Ondan sonra dedim ki dur yumurtayı alacağım şimdi, elleme. Ondan sonra dedim ki hani bir şeylerin içine koymak için de dedim peynir alayım dedim. 150 liralık peyniri de koymayalım dedim. Börek bir şey yaptığımız zaman içine, neyse. Kaç paralık olsun, ya da 120 liralık peynir aldım. Şöyle şu kadar bir peynir aldım. Sabah ayıptır söylemesi, fırından hamur aldık da ondan yedik, hani kolay hızlı olsun diye içine peynir koydum. Şöyle da 120 liraya başka bir peynir. Fena değil tadı. Ama tabii hani bunun kadar tadı güzel değil. Ama bir şeyin arasına koymaya da bence yine de fazla yani. Şöyle hemen şunları izninizle dolaba yerleştireyim. Ev sıcak. Hava da ne kadar güzel şansımıza. Ben yine de peteği kapatmadım. Çünkü Kartal banyo yapacak. Ondan sonra şöyle birazcık zeytin aldık. Kaç paraymış? 84 liraymış kilosu. Büyük siyah zeytin. Biraz da şöyle azıcık yeşil zeytin aldık. Bunu bir tek onu yiyor. Efendim. Anne efendim. Sırf ben böyle... Burada video çektiğim için söylüyorsun bunu değil mi? Dur. Tamam, çık buradan, şu dolabı kapatmalıyım. Çekil. Ondan sonra yumurta. Yumurta aldım. Bu sefer oradan aldım. Ben hep biliyorsunuz BİM'den alıyordum. 70 liraya. Kartal lütfen ama yeter. Açma şu dolabı. Şöyle L boy. Bir karton yumurta. Şu anda ona öyle davrandığım için bana vuruyor. Ondan sonra şöyle bir 6 numara önlemin şöyle eko boymuş. Ekonomik boymuş. Bakalım ne kadar ekonomik, görelim. Görüyor muyuz? Göremiyoruz. Yani adeti kaç paraya geliyor? Bezlerde tabii o önemli. Bu 100 liraymış. Ondan sonra 100 liraya 48 adet. Yani 50 adet olsa 2 liraya geliyor. Gayet ekonomik bence. 2 liraya bez yok şu anda. Migros'un bezi bile 2 liradan daha pahalıya geliyor. Ondan sonra şöyle şimdi torbalarımı alayım. Neler aldık bakalım hep birlikte. Bu videoyu aslında Onur'la çekecektik ama o şimdi şu anda içeride uzandı. Televizyon izliyor. Kartal bizi sabah erkenden uyandırdığı için o da uykusuz kaldı. Ondan sonra öyle keyif yapıyor. Şunlar 10 liraya inmişti. 10 lira şu. Şundan aldım. Bir tane daha var galiba. Şöyle her zaman aldığımızdan sırma soda aldık. Ondan sonra
bir tane şöyle salça aldım. Salçam vardı aslında ama bu indirimle 35 lira olduğu için bir tane yine de aldım. Biliyorsunuz bu salça 50 lira normalde. Ondan sonra bir tane şöyle Kapi'nin kayısısını aldık. 20 lira bunun fiyatı. Ondan sonra bir tane şöyle Vefa'nınmış limon suyunu aldım. Çok uygundu fiyatı ya. 14 bile değildi herhalde. Bulamadım. Neyse, bulamadım. Ondan sonracığıma iki tane tek süt aldım. Bu tek süt markanın sütleri indirimdeydi. 15 liraydı. Çok çok iyi fiyat. 15 liraya süt yok şu anda. İndirimde olduğu için ondan aldım. Ondan sonra şöyle 3 tane de 1 litrelik içecek aldım. Bunlar da işte kola, fanta. Şöyle birer litrelik aldım. Çünkü açılıyor, bir kere içiliyor. Daha sonra 1,5'luk da alsam içilmiyor, biliyorum. Ondan sonracığıma şu torbamızı atalım şöyle. Evet, kırlangıç yağ aldık. Şöyle koskocaman göstereyim. 5 kiloluk, evet. Valla altın değerinde artık, biliyorsunuz, sıvı yağ. Bunun da kilosunu hesapladım. 30 liraya geliyordu. İndirimdeydi baba. Yani. O yüzden çok iyi. Hayır, ne o anneciğim? Baba. Sen o tebeşiri ne zaman aldın? Hangi arada derede aldın? Ondan sonra. Evet, gelelim buraya. Şöyle bir tane halk ekmeğin, tost ekmeğini aldım. 17 lira bunun fiyatı. Sonracığıma şöyle şu odanın iş yerine götürdüğü şunlardan aldım. Bunlar da 15 lira yenmişti, indirimdeydi. İndirimde olmasa da zaten olacaktı. Tamam anneciğim, elleşme lütfen. 3 tane ondan almışım. Bir tane tadım çekirdek aldım. Ondan sonra şöyle bir tane kasada Süper Fresh'in ton balığı. Şöyle ikili bu şey boylar. Ne boy bu? Tertan, ne götürdün içeri acaba? 150 gramlıklardan. Kasada 40 liraya geliyordu. Yani adeti 20 lira. Ondan sonra şöyle meyve suları aldık. Tamek. Kapi'nin yoktu. Kapi'yi alacaktım. Biz geçen ay mı almışız artık ne zamansa. Meyüz'ün meyve suyunu aldık. Tadı gerçekten çok kötüydü. Meyüz eski markadır diyordum ama çok çok kötüydü. Bir daha onları almam. İşte Tamek aldım. Genelde Kapi'yi alıyorum ama şimdi kayısı yoktu. Bizim çocuklar da bir tek kayısı içiyor. Ondan sonra şöyle yine endikte kalmış. Şundan bir tane daha vardı. Evet. Şöyle dur bakalım. Şundan aldım. Bir tane burçak sütlü kremalı. Bir tane de yine hanım eller. Bu da 10 liraya indiği için yine bir tane böyle hanım eller aldım. Ondan sonra burada meyve suları var. Evet, burada meyve suları var. Bir de şeyinkini, Dimes'inkini almışım. Bir de Tamek'inkini, kayısılarını almışım. Tamamdır. Bunu şöyle attım. Ve son poşetimi geldim. Ops. Ya bakalım. Şimdi. Şu yıkama mendillerinden. Valla ne kadar işe yarıyor hiç bilmiyorum ama hani böyle renkler karışmasın diye. Ben zaten hiçbir zaman renkleri bir arada yıkamam da. Bir tane şey montum var, onu yıkarken size gösteririm. Hatta eşimin ablası görümcem hediye aldı bana, sağ olsun. Böyle kolları beyaz, kolej montları olur ya, kolları beyaz kendisi şey, lacivert. Şimdi renkleri birbirine karışır diye çok korkuyorum. Beyaz aslında, ben öyle şeylerde düşünürdüm ama böyle bunu da beğendim. O sırada hadi alayım sana dedi, aldı. Hiç de düşünmedim. Renkleri birbirine beyaza karışırsa çok kötü olur. Ama onu da sürekli kuru temizlemeyi veremeyeceğime göre ve kolları da beyaz olup çok şey olduğuna göre, hani en sadece onun için en azından birkaç zamanda bir yıkamada bunu kullanırım diye aldım. Bu 20 lira 20 TL. 20'li 20 TL. Çok iyi bir fiyat bence. Deterjanlarla çok indirim yoktu. Deterjan da alacaktım. Şöyle yine Baby Turk'un 10 lira bu mendilleri. Çok da güzel, kalın, 90'lı, gayet şey, fiyat olarak bence çok çok uygun. Bu mendillerden aldım. 2 tane.
Valla şu Dalan sabun kaç paraydı? 27 miydi? 30 muydu? Neydi? Şok olduk eşimle. Hacı Şakir sabun. Yani farkı bundan şöyle bir tık daha kalındır onlar, bilirsiniz. Böyle daha küp gibidir ama yani 74 lira mı? 79 lira mı? Dörtlü sabun ya. Sabun. Beyaz sabun yani. Neyse. Bir tane bundan almışız. Ondan sonra şöyle bir tane tat marka. Bunu Kartal'a aldım. Kartal turşuyu çok seviyor. Böyle bazen bir şeylerin yanında çok güzel yiyor. Bozulmaz, kokmaz, akmaz. Dedim koyayım dolaba. 20 küsür liraydı bunun da fiyatı. Ondan sonra şöyle bir tane ketçaplı mayonezi. Bunun fiyatı 44 liraydı. Çok çok uygun ikisi. Zaten sadece ketçap 27 lira falan. Ondan sonra bir tane şundan aldım. Evet, bunlar çok zararlı. Zaten çok tercih de etmiyoruz ama böyle bazen işte eve geç geliyoruz. Akşam Onur diyor ki ben acıktım. Aa, ne yapıyorsun? Ne zorlandım bu kadar. Ver, tamam, ver. Ver, bunu almış, kucaklamış, gelmiş. Allah'ım. Ondan sonra aa hadi ne yiyeceğim falan filan dediği zaman bunlar çok iyi oluyor. Şöyle hemen iki tane çıkartıp kızartırım. Bir tane bundan aldık. Ondan sonra makarna aldım. Bunun dibi evet hep zaten makarna. Şöyle Oba markanın makarnası 6 küsürdü. Çok çok iyi bir fiyat bence. 3 tane falan bir makarna aldım. Bir tane de şöyle şehriye aldım. Her zaman bulunsun. Evet. Bunlar da böyle. Evet, aldıklarım bu kadar. Evet, bu kadar alışveriş. Şimdi tuttuğu para dediğim gibi 1750 lira tuttu. Burada büyük parçalar ne var? Yağ var, bez var. Zaten yağ 150, bez 100, 250. 200 de kıyma de. 450. Ondan sonra hani böyle büyük parça olarak söylüyorum. Zaten o kısım 500 lira falan yapıyor kafadan. Gerisi de işte 1200 lira falan. Evet, alışverişim böyleydi. Ne yapıyoruz? Evdeyiz. Şimdi bir makineyi falan çalıştırdım. Kahvaltımızı ettik. Mutfak falan toparlandı. Bir çarşafları falan değiştirdim. Ondan sonra bir posta daha tabii ki başka bir çamaşır yıkandı, asıldı. Geri dün astıklarım var, topladım. Çok iş var. Yarın evdeyim, evden çalışacağım Allah'tan ama yani yapılması gereken şimdi mesela bunlar yerleşecek. Al sana yeni bir iş. Çok iş var, çok öyle yani. Evdeyiz. Asya çıktı, Asya arkadaşıyla buluşacak. Ondan sonra biz evdeyiz. Onu da yani eve hapsetmek istemedim. Ondan sonra hava da çok güzel. Bir şey yapacaklar. Kahve içip gelecekler. Ondan sonra bakalım yani. Eşim evde. Eşim de işte bir belki sonra çıkarsa akşamüstü genelde bir arkadaşlarının yanına gidiyor. Bir nargile falan içmeye gidiyor, geliyor. O da öyle yapar gelir. Akşam yemeği faslı derken yine de bugünü de bu hafta sonunda bitirmiş oluruz. Dediğim gibi yılın ilk alışverişi Ocak ayı. Ocak alışverişi böyleydi. Hep aynı şeyler, evet, farklı aman aman bir şey almıyorum ama fiyatlı görmek ben de izlerken hoşuma gidiyor. Sizin de inşallah hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Evet, bahsettiğim de montum bu. Şöyle bunu şimdi tek başına atacağım vallahi. Şöyle bir çok sıcak da değil ama dur ya, mendili unuttuk ya. Şöyle bakalım nasıl bir şeymiş. Şöyle bir tane alıyorum. Aslında bu tabii bir sürü çamaşır için. Anam ne kadar da büyükmüş. Vallahi cimrilik yaptım, yarısını kestim. Ya çünkü bu böyle nasıl bir şey? Bir makine çamaşır için olan bir şey. Ben şimdi tek parça bir şey için şöyle bunu da atalım bakalım. Haydi bismillah.
Ya kolları böyle hani beyaz olduğu için çok kirleniyor. O gitsin yeter. Şöyle 40 derecede yıkansın. Tamamdır. Deterjanı da koyalım. Evet. Mendil işe yaradı mı? Maalesef hayır. Yani evet tamam. Toplamış bütün rengi ama... Şöyle... Bilmiyorum bu tüyler temizlenirse daha bir şey durur mu ama... Yani dalgalı değil. Kötü durmuyor ama bembeyaz da değiller. Maalesef. Çok aman aman bir işe yaramamış. Mendilin de son durumu bu.